Zorlu tren faciası hakkında söz isteyen Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'e ait. Buyurun Sayın Yüceer. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dün Çorlu'da 8 Temmuz 2018 yılında 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 318 kişinin yaralandığı Çorlu tren katliamının 10. duruşması görüldü. Ben buradan bir kez daha göz göre göre ölüme gönderilen 25 canımızı rahmetle, sevgiyle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Mavi gökyüzü ölüyor mu? Mavi deniz ölüyor mu? Benim mavim nasıl öldürüldü diye soruyor Mavi Nur'un annesi. Yüreğimde büyüttüğüm canım oğlum diyerek doğum gününü kutluyor Oğuz Arda'nın annesi. Ben evladımı okula götürdüğüm yollarda adalet aramak zorunda mıyım? Adaletin bizi bulması gerekiyor diyor Bihter'in annesi. 7 aylık Beren'i, 4 yaşındaki Ömer'i, 7 yaşındaki Mavi Nur'u, 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'i, 12 yaşındaki Gülce'yi hayattan koparanlar, 14 yaşındaki Bihter'in, 16 yaşındaki Sena'nın gencecik güleşlerini çalanlar bugün hala korunuyorlar değerli milletvekilleri. Katliamda yaralananlar ve yakınlarını kaybedenlerin büyük acısına tam 1418 gündür adaletsizliği de eklediler. Bu insanların haykırdıkları tek bir şey var, adalet. Adalet nerede diye soruyorlar. Aslında Çorlu tren katliamı davası Türkiye'de adaletin işleyişi bakımından tam bir turnusol kağıdı olmuştur. Ve dünkü duruşma bize göstermiştir ki maalesef Türkiye'de adalet sistemi çökmüştür arkadaşlar. Yargı siyasetin, yürütmenin ağır vesayeti altında görevini yapmaz, yapamaz hale ne gelmiş? 4 yıldır kaplumbağa hızında ilerleyen, daha doğrusu ilerlemeyen, alt birimdeki 4 kişinin tutuksuz yargılandığı, iddianamesi hala düzenlenmeyen, tek bir siyasinin sorumluluk üstlenmediği, tek bir demiryolları üst düzey yöneticinin yargılanmadığı davanın dünkü 10. duruşmasında da 4 ay sonra erteleme kararı çıktı. Ve maalesef aileler bir kez daha adaletsizliğe mahkum edildiler. Hizmet ömrünü tamamlamış, istinat duvarı olmayan, dolgu malzemeleri standartlara uygun olmayan menfezin ve demir yolları altyapısının teknik gereklerine uygun olarak yapılmadığı, gerekli sayıda yol ve geçit memurunun olmadığı, yol bekçiliğinin kaldırıldığı, yol bakımının, onarımın, yapım işlerinin ehli olmayanlara verildiği ve denetlenmediği, yandaşlığın, ehliyetin, liyakatın, tecrübenin önüne geçtiği ve maalesef memur olma şartlarına haiz olmayanların müdür olarak atandığı ve daha altyapısı, sinyalizasyon sistemi daha hazır değilken siyasi şov uğruna, seçim uğruna bu hatların açılması, bunların, bu ihmallerin göz göre göre geldiği bilirkişi raporlarıyla, uzman raporlarıyla ortaya konulmuşken ve halen var olan menfezlerin her an yeni faciaya sebep olma ihtimaline dikkat çekiliyorken, bakın bu kadar her şeyin ayan beyan ortada olduğu bir davada bile ailelerin adalet mücadelesi ve arayışı sonuçsuz kaldı. Bitmedi bu davada. Bu faciaya sorumlu olanları korumak uğruna hukukun katledilmesi yetmezmiş gibi kaybettiklerini acısıyla yürekleri sızlayan ailelerin, davanın avukatlarının, ihmalleri ortaya çıkaran mühendislerin, davayı takip eden gazetecilerin, milletvekillerinin adalet arayışına yargı sopasıyla gözdağı verilmek isteniyor. Bugün faciada sorumlular değil, adalet diyenler yargılanıyor. Bakın Soma'dan Hendek'e, Hendek'ten Aladağ'a, Aladağ'dan Çorlu'ya kadar tüm mağdurların avukatı olan Can Atalay bugün tutuklu. Selam olsun buradan Can Atalay'a ve hak için, mücadele için mücadele eden haksız, hukuksuz, susuz bir şekilde esir alınan dostlara, mücadeleci arkadaşlara. Davayı en başından beri takip ediyor Can Atalay ve SEKBİS üzerinden de davaya katılmak istedi ama bu talep bile reddedildi.
Yaşananlar değerli arkadaşlar tam bir vicdansızlık, tam bir hukuksuzluk. Neden böyle yapılıyor biliyor musunuz? Dava süreci uzatılıp acılar küllensin isteniyor, unutulsun isteniyor. Hesap soran aileler yargı sopasıyla sindirilmek isteniyor. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Bu adalet çığlığı... Lütfen. Ve her türlü baskı ve hukuk garabetine rağmen adaleti aramaktan, hukuku savunmaktan ve gerçek suçlular cezalandırılıncaya kadar adaleti tesis etme çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Çorlu için adalet, Türkiye için adalet demeye devam edeceğiz. Bu çocukların ömürlerini çalanlar, insanlarımızı hayattan koparanların yaptıkları yanına kar kalmayacağız. Er ya da geç hesap sorulacak. Bu düzeni, bu adaletsiz düzeni hep beraber değiştireceğiz diyor. Saygılar sunuyorum.